Bu savaşın kazananı yoktu. Aşkın, tutkunun hoyratlığı, güvenin sığınmanın huzuru, bir hançerin iki keskin ucu gibi duruyordu Türkan ablamın elinde. Somer enişten, kaybetmenin acısıyla kanarken, Kartal abi de karşılıksız sevdanın yenilgisiyle yaralanmıştı. Ne diyorsun lan sen? Ne demek Türkan artık benim karım? Canım ustanım lan sen? Evet doğru duydun. Türkan artık benim nikahlı karım. Sus! Sus! Sen Türkan'a karım diyemezsin, duydun mu? Duyamazsın! Bana bak asıl sen Türkan'ın adını ağzına almayacaksın. Ondan uzak duracaksın. Onu bir daha ağlatmana izin vermeyeceğim. Sen kimsin lan? Sen kimsin ya Türkan? Ya lan bu ne hain? Kardeş! Beyler, beyler, ayrılın. Sakin. Ayrılın, ayrılın beyler. Tam bırak. Sakin. Beyler. Bıraksana. Bırak. Senin beyler. Önce bir Somer'i görmem lazım. Somer mi? Türkan uçağa yetişmemiz lazım. Cüzdanım onda. Kimliğim olmadan bir yere gidemem. Hay Allah ya. Nerede peki Somer? Sen düz devam et. Ben tarif edeceğim sana. Dönüş. Dönüş lütfen. Bırak kolumu. Ya yapma böyle ne olur. Serdar gelme peşimden. Derya, ya beni bir dinlesen Allah'ını seversen ya. Bir dur. Ne anlatacaksın söyle. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Hayır. Evet mi, hayır mı? Ben birine benzettim sanırım. Adına mı benziyor yani? Nasıl bir tesadüf ben anlamadım Mustafa. Denk geldi herhalde. Ya elbet bir yerde denk gelmişizdir. Siz hangi ara tanıştınız ki? Ya yok tanışmıyoruz da. Mustafa neler döndüğünü anlatacak mısın? Ya yeter tamam ama uzattınız. Kimse kimseyle tanışmıyor. Hadi gidelim şuradan. Benim de odamda telefonum çalıyor sanırım. İzninizle. Ne? Kızım bir yanlış anlaşılma var bak işin aslı öyle değil. Nereden tanıyorsun sen o kadını? İngiltere'ye iş bağlamaya gidiyorum deyip çapkınlık peşinde mi koştun? Saçmalama, anlatacağım diyorum ya sana. Bak bir çıkalım şuradan, ortalık fena karıştı zaten. Belli, senin aklın fena karışmış. Yakalandın çünkü değil mi? Beni bir dinlesen. Neyini dinleyeceğim senin ya? Bekarım mı dedin kadına ha? Aylin, Serdar'ın karısı. Serdar'ın karısı. Ne? Kızım ben gittim, evlerinde kaldım İngiltere'de. Kız tanıdı tabii beni. Allah'ım delireceğim ben ya. Bir de o kız şimdi dönüşün doktoru mu olmuş? Serdar iyice kafayı yemiş Mustafa. Derya dönüşe bir şey söyleme. Derya. Burası mı? Evet geldik burası. Bırak lan! Lan bırak da bitireyim şunun dışını bırak! Derya! Somer! Ayrı, ayrı! Somer! Beyler yeter ama polise çağıracağım artık! Abi sen! Oğlum bırak! Somer! Kartal ne yapıyorsunuz? Durun! Ne yapıyorsunuz? Kartal ne yapıyorsunuz? Yeter! Ne yapıyorsunuz siz? Hanımefendi polis arayacağım ben! Hayır! Tamam bırak bırak! Ya. Lan sen! Kartal! Ne yapacaksın lan gel buraya! Ne yapacaksın? Kartal! Hayır bırak tamam! Somer! Bırak bırak! Yeter! Yeter! Hanımefendi polisi arıyorum ben! Tamam aramayın polis falan gerek! Bu iş burada bitmedi.
Oğlum ne yapacaksın lan şu dağda? Ne yapacaksın? Karşal ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sakin olur musun? Yeter! Ya tamam karışma. Ne yapıyorsun lan sen? Gel! Kayı göster! Somer! Yapma! Yalvarırım yapma! Durun artık! Lütfen. Türkan yürü gidiyoruz. Somer Bey. Somer Bey lütfen bir dinleyin. Ne zaman evlendiler? Yeni. 2 hafta bile olmadı. Ben buraya geldikten sonra... İkisi de benim gözümün içine baka baka yalan söyledi. Hayır ben de diyorum bu adamın hadsizliği, cesareti nereden geliyor? Öyle düşünmeyin lütfen. Nasıl düşünmeliyim? Bravo ya ne kadar güzel arkamdan dolaplar çevirmişsiniz. Yetmedi bir de üstüne gitmişsiniz, evlenmişsiniz. Biz de hiç anlayamadık deyip alkış mı tutayım? Somer Bey ama dinlemiyorsunuz ki. Çevrilen bir dolap falan yok. Size yönelik bir tavır yok. İnanın iki taraf için de hiç kolay olmadı bu evlilik. Dün neredeydi? Basına kapalı yaptılar herhalde ha? Gizlice evlendiler. Türkan'ın ailesi de bilmiyor. Bakın, Kartal abi Türkan'dan emin olmasaydı, bir karşılık görmeseydi asla evlenmezdi. Yanılıyor Kartal abi. Neden? Çünkü Türkan hala beni seviyor. Ona verirsin. Yavaş. Sinirini benden çıkarma. Tamam Türkan. İstemiyorum hiçbir şey. Yapma. Sen ne hakla Somer'in karşısına çıkıyorsun ya? Ne oldu? Gizli gizli buluşmanıza mı mani oldun Türkan? Neyin hesabını soruyorsun benden? Gizli buluşma falan yok. Görüşmek zorundaydım, gittim. Zorundaydın demek.
Evet. Peki sen? Somer'le yüzleşmeyi kafana koyduğun için mi apar topar balayına çıkmaya çalıştın? Ya biz seninle ne konuştuk, sen ne yaptın Kartal? Evlendiğimizi Somer'e ben kendim söyleyecektim. Kararlarıma saygı duyman gerekirdi. Bak ben hep saygılıydım Türkan. Hiçbir zaman ne sana karşı ne isteklerine karşı saygısızlık etmedim. Ama bana yapılan saygısızlığa da göz yumacak değilim. Kavga ederek hiçbir yere varamazsın. Somer bunu hak etti. Öyle mi? Peki. Çok güzel oldu, bravo. Evet çok güzel oldu Türkan. Artık bu kanepede yatmama lüzum kalmadı. Sen de parmağına takmaya sabırsızlandığın o alyansını rahatlıkla takabileceksin. Gizli saklı yaşamayacağız artık. Ben göğsümü gere gere Türkan benim eşim diyebileceğim. Sokaklarda el ele yürüyebileceğiz. Ha. Senin başka bir bahanen olmazsa tabii. Ne bu? Ne dedi Kartal? Cevabı açık değil mi? Kabul etmedi demek ki. Küstah. Bir de yırtıp atmış. Meydan okumuş resmen. Aptal herif. Hayatının hatasını yaptı. Bize meydan okumak neymiş ben ona gösteririm. Ah Türkan, ah Türkan, seni bir elime geçirsem. Rüçhan, Somer galiba. Sakin. Topla, topla. Zahmet etme anne. Oğlum. Ne oldu sana? Ne oldu anne, niye şaşırdın? Hı? Somer hata yapma. Somer sakin ol. Boş yere kıskançlık krizlerine girme. Ben çünkü aptalım değil mi? Hepsi de benim kuruntum ve sizin de boş yere kafanızı şişirdim. Öğrendin demek ki. Neden bu haldeyim zannediyorsun? Oğlum. Sen ne yaptın? Az bile yaptım onu. Somer, bak bu öfkeyle kendini yakacak bir şey yapmadın değil mi oğlum? Ben zaten buraya döndüğüm gün kendimi yaktım. Türkan'la evlendik Somer. Türkan benim karım. Türkan benim karım. Türkan'la evlendik Somer. Türkan benim karım. Adi herif. Adi herif! Sen benim karıma nasıl göz dikersin ha? Mahvedeceğim seni! Benim oğlunu benden alamazsın sen! Burada nefes alamayacaksın Kartal. Oğlum, ne olur ne olur sakin ol. Çık dışarı çık. Çık Somer. Çık anne çık. Çık git buradan. Ne çıktın? Çık. Somer aç oğlum. Aç şu kapıyı. Oğlum. Oğlum, oğlum yapma. Somer, Somer. Somer, Somer. Rüçhan, Rüçhan tamam bırak, bırak, bırak boşaltsın öfkesini lütfen gel. Rica ediyorum bırak ne olur. İkiniz de oyun oynadınız bana. Gözümün içine baka baka. Sanmadım bunu nasıl yaptın Türkan. Ya bu halde onu nasıl bırakabiliriz Özer? Ya kendine bir şey yaparsa? Yapmaz Rüçhan, yapmaz. Şu an sadece öfkeli. Ya kırıp döktü her şeyi. Bu çocuk nasıl sakinleşecek? Bak bu halde üstüne gidersek daha kötü olacak. Bırak kırsın döksün, rahatlasın. Beni asıl endişelendiren Kartal'la ne yaşadıkları. Ne olup bittiği konusunda hiçbir fikrimiz yok.
Derya, Mustafa seni çok seviyor. Eminim mantıklı bir açıklaması vardır. Hemen suçlama istersen. Yok, ben zaten çok üstünde durmadım da. Yani bir yerden tanıştıkları kesin. İhanet yok ama. Sen bu hasta halinle beni teselli etmek için buraya gelip oturdun, benimle konuştun ya. Dünyalar benim oldu. İnsan bir şeyin kıymetini kaybedince anlıyormuş. Ben şimdi ne yapsam telafi edemiyorum. Keşke beni bir dinlesen. Ne hissettiğimi biraz anlasan. Üzme artık kendini. Acı da olsa herkes herkese anlatın. Ben artık senin yanındayım. Sahi mi? Affettin mi beni dönüş? Gerçekten mi? Seni değil. Ama tanıdığım en eğlenceli, en deli genç kızı affettim. Bir zamanlar tek bir nefes olan üç kız kardeşin fotoğrafına bakmamın, ağlamadan bakmamın tek yolu bu benim için. Canım. Hadi gidelim. Nereye? Babamın yanına. Gerçekten mi? Evet. Yok, o istemez. Çok kızgın, nefret ediyor benden. Derya. Babam senden nefret ediyor olabilir mi hiç? Çok özlediği için öfkeli sadece. Hadi al çantamı. Defolup gideceksin Aylin. Sen ne diyorsun ya? Burada kalıp her şeyi berbat etmene izin vermeyeceğim diyorum. Bak Serdar, lütfen. Zaten sinirlerim çok bozuk. Üstüme gelme benim. Üstüne gelmeyeyim mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Dönüş bu haldeyken nasıl yaparsın bunu ona? Gerçekleri kızın gözüne sokmak için fırsat kollamışsın resmen. Nerede senin meslek etiğin? Hani profesyoneldin? Özel hayatını karıştırmazdın Aylin. Ne oldu? Cevap versene. Ben mesleğime olan saygımdan buradayım. Eğer konuları kişiselleştirseydim dönüşün tedavisini asla kabul etmezdim. İsteyerek olan bir şey değildi, bir anda çıktı ağzımdan. Ya boş bulundum. İnanmıyorum sana. Bilerek yaptın, özellikle yaptın. Kaç gündür bana da dönüşe de nasıl baktığını görüyorum çünkü. Yüreğim acıyarak bakıyorum, evet. Ama dönüşe değil. Bizim düştüğümüz duruma üzülüyorum. Mustafa konusunda en ufak bir art niyetim yoktu. Ya boş bulundum diyorum. Sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin ya? Hiç mi tanımıyorsun beni? Dönüşün hiçbir şey öğrenmeden iyileşmesini senden daha çok istiyorum. İnan bana. Çünkü sağlığına kavuştuğu an burada bir dakika bile durmayacağım. Emin olabilirsin. Bu işi çözeceksin. Konuşacaksın dönüşte. Nasıl düzeltecekmişim? Yani ne diyeceğim ben kıza? Mustafa'nın annesi daha önce babamın hastasıydı. Oradan hatırlıyorum diyeceksin. Konu kendiliğinden kapanıp gitsin Serdar. Ayrıca ben kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Ya konu kapanmayacak. Ben dönüşü tanıyorum. Gelip sana soracak. Sen de gereğini yapacaksın. Onu incitmeden, üzmeden izah edeceksin durumu. Ben de o arada gidip bir doktor araştıracağım. Bulur bulmaz da buradan çıkıp gideceksin Aylin. Türkan'ınmış. Hastanede unutmuş. Doğruymuş demek. Doğru. Bunu Somer Bey'den almak için gelmiştik zaten. Ayla, sen verirsin.
Hayır yani sanki başka bir yolu yokmuş gibi orada buluşup... Biraz çıkıp hava mı alsanız? Hadi gelin, eşlik edeyim size. Tamam, önce bir duşa gireyim ben. Kimmiş gelen? Figen Hanım. Bunu getirmiş. Kahve yapayım mı sana? Yok, istemiyorum. Türkan. Kartal Bey'e kızma. Siz içeride tartışırken ister istemez kulak misafiri oldum. Yani o da gidip durduk yere söylemedi ki Somer Bey'e. Nereden biliyorsun? Mecbur kaldı. Neden mecbur kalsın Ayla? Ne geveleyip duruyorsun ağzında? Rüçhan Hanım. Rüçhan Hanım'la ne alakası var? Rüçhan Hanım evli olduğunuzu biliyordu. Kartal Bey ile sonra konuştuysa. Ayla sen ne dediğinin farkında mısın? Rüçhan Hanım nereden biliyordu? Rüçhan Hanım buraya geldi. Bir şeylerden şüphelenmiş olsa gerek. Sonra anladı bir şeyler olduğunu. Sinirden gözü döndü. Beni sıkıştırdı. Ben de... Ayla çıkar mısın lütfen? Kartal Bey'in eşyalarını gördü. Ben de inkar edemedim. Sonra üstüme yürüdü. İnan ben de çok zor durumda kaldım. Tamam. Tamam daha fazla duymak istemiyorum. Anlatma bir şey. Çık lütfen. Nasıl ya? Ya saatlerdir kapandı odasını Özel. Bir gidip konuşsak ya şununla. Rüçhan o sakinleşince iner aşağı merak etme. Ya o Sadık Bey'e de pes doğrusu. Pes. Hem Somer'e oğlum diye sarılıyor... ...hem de o adamla kızının evlenmesine nasıl izin veriyor anlamıyorum ki. Ona da yazıklar olsun. Ya ben onun kızlarına kol kanat gereyim. Ona soframı açayım ama o... Bizim arkamızdan kuyumuzu kazsın. Ona da soracağım bunun hesabını. İnsan bu kadar iki yüzlü olmaz. Bırak o telefonu anne. Niye oğlum? Bu rezilliğe ortak olan herkese ben bunun hesabını soracağım. Sadık babanın hiçbir şeyden haberi yok. Tamam. O zaman bilsin. Bilsin, Türkan'ın suratına tükürsün. Ona babalık yapmaktan vazgeçsin. Bırak şu telefonu. Ya oğlum. Sadık baba bizden öğrenmeyecek. Eğer saklarsak, söylemezsek bizim Türkan'dan ne farkımız kalır? Anne bu bir şekilde duyulacak. Fakat bizden duyulmasın. Tamam mı? Lütfen. Oğlum, bak Sadık Bey siz Türkan'la yeniden bir araya gelin diye bu hayalle yatıp kalkıyor. Boşuna ümitlenmesin. Bırak. Arayın Türkan'ın gerçek yüzünü görsün. Anne o adama tek kelime etmeyeceksin anladın mı? Allah Allah. Alo Selçuk. Rüçhan. Somer haklı. Ya Sadık Bey bizden öğrenmesin. Ben de haklıyım Özer. Evet. Sadık Bey bir biçimde öğrenecek. Ama benden değil. İçiniz rahat etsin. Müdürüm ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Aynanın sesi telefonda pek iyi gelmedi de. Ağlamış sanırım yine. Gidip alayım ben onu. Evladım eğer annenle ilgili bir mevzuysa fazla müdahil olmanı istemem. Ama yine de sen bilirsin tabii. Babacığım. Bak sana kimi getirdim. Aa Derya. İrfan. Al şunu götür hadi. Güzel kızım. Çok yoğunum, çok işim var gördüğün gibi. Sen de eve git, biraz dinlen, yorma kendini tamam mı? Baba,
Ne olur böyle yapma. Bak sen de Derya'yı özledin biliyorum. Artık vakti gelmedi mi sizin barışmanızın? Babamın sesinden adımı duymayı özledim. Baba. Affetmeyecek beni. Tamamen sildi attı Derya'sını. Derya, hiç öyle bir şey olabilir mi? Baban seni çok seviyor. İçinde kim bilir ne biçim fırtınalar kopuyor onun şimdi. Eminim sana sarılmak, özlediği kızıyla birlikte olmak istiyor o da. Ama biliyorsun, babam duygusal biri. Belli ki birazcık daha zamana ihtiyacı varmış. Ama bak, biz denedik en azından. Sen bir adım attın yine de. Ben onun yüreğinde kara bir lekeyim artık. Hiçbir zaman da silemeyeceğim. Deryacığım. Asıl vazgeçersen silinip gidersin babamın kalbinden. Babam seni çok seviyor. O senin baban. Babamız. Bizim birbirimizden başka hiç kimsemiz yok ki bu hayatta. Evet evet hallettik biz onu. Sorun yok. Yarınki ihalenin teminat bedelini soruyorlar da. Kartal Bey. İyi misiniz? Nasıl iyi olmamı bekliyorsun ki? İnanın ben de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı ama bir de iyi tarafından bakmak lazım. Gizli saklı devam edemezdiniz. Sana bugün bir soru sormuştum. Beni sevmeyen bir kadınla evlenecek kadar onursuz muyum demiştim. Ben de öyle olmadığınızı söylemiştim. Lütfen kendinizi suçlamayın artık. Acaba Türkan'ı yanlış anlamış olabilir miyim? Beni sevdiğine kendimi inandırıp hayal mi kurdum? Türkan sizi sevmese evlenmezdim. Bu yaşadığımız ne o zaman? Anlamıyorum ki. Korkuyordur Kartal Bey. Yani Defne'yi düşünüyor. Çünkü Somer'in en güçlü kozu Defne ve bugün yaşananlar onu bu korkusuyla bir kez daha yüzleştirdi. Tek sorun bu. Somer? Ne yapıyorsun Somer? Ne istiyorsun? (Gülüyor)
Burada mı yaşıyorsun kocanla? Bu evde. Birlikte. Çık git evimden. O adam benim kızımla aynı çatı altında yaşıyor, öyle mi? Geçen gece burada patlamış mısırlar, gazozlar falan siz birlikte keyif yapıyordunuz. Öyle mi? Ben de ne aptalmışım. Meğer Defne ile birlikte oturuyorsun sanmıştım. Sen hala neyin peşindesin ya? Evlendim ben. Defol git buradan. Evlendim. Evlendin, öyle mi? Daha iki gün önce ben şu kapının önündeydim Türkan. Biz seninle öpüştük Türkan. Bu adam neredeydi? Neredeydi bu adam? Neredeydi bu adam? Bir insanın karısı başka bir adamın kollarındayken nasıl sessiz kalabilir? Somer, daha fazla saçmalamadan terk et burayı. Biliyor mu öpüştüğümüzü? Ha? Söyledin mi ona? Saklandı mı? Korktu mu? Ne yaptı? Söylesene! Cevap versene! Ya ne yaptı? Gizli gizli dolabın içine mi saklandı bu adam? Kafayı yiyeceğim ya! Ne yaptı? Bizi mi gözetledi? Cevap ver! Somer git! Git yoksa! Onunla her gece aynı yatağa... Somer lütfen! Dokunuyor musun ona bana dokunduğun gibi? Hı? Geceleri yatıyor musun koynunda onun? Sana ne ya? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Sen ne hakla bana sorabiliyorsun bu soruları? Türkan bana cevap ver. Bana cevap ver! Bana cevap ver! Gerçeği yüzüme aykırmaktan korkuyor musun benim ha? Somer! Çık git! Çık yoksa polis ararım. Hemen terk et burayı, defol! Bırak şu telefonu. Çıkmazsan ararım. Bırak o telefonu, korkmana gerek yok bu kadar. Gideceğim zaten. İstersen beraber gidelim. Hı? Aynı yere gidiyoruz ya sonuçta. Defne? Türkan? Hayla, Somer Defne'yi kaçıracak. Allah'ım ne olur yardım et. Yetişeyim kızıma. Allah'ım ne olur. Hadi aşkın hocam, hadi. Açmıyor. Of, bir bu eksikti. Kahretsin, ne yapacağım ben şimdi ya? Defol!
Çok acil Ayvalık Anaokulu'na. Hazırlatıp getiriyorum hemen. Defne değilim. Kiraz'ın çantası. Türkan Hanım, Defne'yi de getiriyorum hemen. Teşekkürler. Ben bugün hayatımdaki en değerli, en sevdiğim şeyi kaybettim. Sen de kaybedeceksin Türkan. Göğsüme saplanan o acının 1000 katını hissedeceksin. Gözünde yaş kalmayıncaya kadar ağlayacaksın. Ha, o kas katı olmuş kalbin 1000 pişmanlıkla kavrulacak. Kaybedeceksin Türkan. Defne Türkan ablanın kızı mı? Hı hı. Kızım. Gelmişti ya Türkan ablam bize. Hani korkmuştum annemden. Türkan abla beni çok sevmişti. Sarılmıştı bana. Evet kızım, aynen. Sen aç mısın? Yemek yedin mi? Yok, çıkmadım. Hadi bakalım, geç evine, tak kemerini. Anne, Kiraz'ı mı daha çok seviyorsun yoksa beni mi? O nereden çıktı anneciğim? Anne, sen Kiraz'a küsmüşsün. Çok mu kızdırdı seni? Anneciğim, öyle bir şey yok. Kiraz'a falan kızgın değilim ben. Ama Kiraz Somer'e baba diyor. Yoksa Kiraz benim kardeşim mi? Evet bir tanem. Somer, yani baban, daha önce başka bir kadını sevmiş. Sonra Kiraz dünyaya gelmiş. Sonra Somer seninle evlenmiş ve ben mi doğmuşum anne? Evet bir tanem.
Peki Kiraz'ın annesi nerede? Neden hiç okula gelmiyor Kiraz'ın annesi? O şimdi birazcık hasta. Yakında iyileşecek. Somer beni senden ayırsa sen de hasta olursun. Değil mi anne? Asla. Asla annem. Asla böyle bir şey olmayacak. Kimse bizi ayıramayacak. Babacığım. Bak, ben senin Derya'yı çok özlediğini biliyorum. O yüzden getirdim seni yanına. Ama kızma bana, ne olur. Ya, kızmadım sana kızım ama sen bu konuda araya girme, olur mu? Çünkü ben Derya'yı bağışlayamam. Öyle evladım olmaz olsun. Baba, o nasıl söz öyle? Ben senin Derya'yı ne kadar çok sevdiğini, özlediğini biliyorum. Hem bak, yıllarca kız kendini suçlamış. Yetmez mi artık? Abi, ne güzel işte. Dönüş sizi barıştırmak istemiş. Niye inat ediyorsun ki? Bilip bilmeden konuşma. Ben çocuk muyum inat edeceğim? Ay, ne olmuşsa olmuş. Evlattır sonuçta abi yani. Allah korusun, yarın öbür gün elden ayaktan düştüğünde kim bakacak sana? Kim sahip çıkacak? Gene evlatların eline bakacaksın. Ay şu Cevriye. Ne? Çocuk dediğin ileride sana baksın diye büyütülmez. Kimseye de ihtiyacım olmaz çok şükür. Niye kızıyorsun ki şimdi abi? Ha, biz büyüklerimizden öyle gördük, öyle öğrendik diye bahşe ettim. Bildiğin öğrendiğin senin olsun Cevriye. Hadi afiyet olsun, dur. Babacığım, ben Derya'yı bağışladım. Ama belli ki senin için biraz daha zamana ihtiyaç var. Abla, vallahi eline sağlık, döktürmüşsün gene. Afiyet olsun. Çorbayla pilavı ben yaptım. Eline sağlık demek isteyen olmuş tabii. Senin de eline sağlık gülüm. Abi, ne oldu? Derya elini öpmeye mi geldi yüzsüz yüzsüz? Olmuş mu şimdi bu? Pirinçler diri düşmüş. Kaç kere söyledim, biraz daha su koy da demini çeksin pilav diye. İlla bir kusur bulacaksın değil mi abla, yani illa? Kirazcığım, gel hadi. Bak, Yasemin ablan senin en sevdiğin köftelerden yapmış. Gel. Baba, resimdeki bebek Defne mi? Evet, Defne. Burada mıydı bebekken biz? Nerede miydi? Annesi getirip götürüyordu. Babaannen neden görsün diye. Neden? Çünkü... Defne senin kardeşin. Kardeşim mi? Ben kardeşini istemiyorum baba. Ama Kirazcığım. İstemiyorum. Hem Defne'nin annesi Türkan bir kere. Niye kardeşim oluyormuş ki? Buraya da gelmesin. İkiniz de benim kızımsınız. Mine senin annen. Türkan da Defne'nin annesi. Defne'yi sevmiyorum ben. Senin kızın olmasın. Sen benim babamsın. Defne benim kardeşim değil. Kiraz. Küçücük çocuğa da nasıl anlatılırsa bu. Senin anlatamadığın hayat sana anlatınca daha acı oluyor Derya. İyi yaptı Somer bu yüzden. Somer'in işi bundan sonra çok zor. Türkan'dan Defne'yi aldıktan sonra işi kolaylaşacaktır. Çocuk o sonuçta. Çabuk alışır. Somer abi Defne'yi Türkan ablamdan alacak mı? Elbette. Olması gereken bu çünkü.
Görüştün mü bugün Somer'le hiç? Rahat durmaz şimdi o. Karşına çıkıp tehdit falan etmedi mi? Defne, odana çabuk. Ya ama anne ya, babam bana söz vermişti. Biz babamla boyama yapacaktık. Boyama falan yok. Akşam olacak, birazdan uyku vaktin gelecek, hadi. Ya ama anne ya. Çabuk dedim. Hadi. Ya baba, sen de bir şey söylesene. Defneciğim, hadi yukarı banyoya çık kızım. Dişlerini fırçala, ben de geliyorum. Hadi anneciğim, lütfen üzme beni, hadi. Hırsını Defne'den çıkarma lütfen. Kızımla ilişkime karışma. Dönüş. Oldu mu kızım? Oldu babacığım, düz. Abla bir çay demleyin ya. Cevriye sen şuraları hallet, bir de çay demle. Vallahi ben çok yoruldum. Sanki ben akşama kadar oturuyorum abla. Niye öyle söylüyorsun? Ha, ben de yoruluyorum. Benim de canım çıkıyor. Tamam, ben koyarım çayı. Otur yavrucuğum sen. Evet evet. Bence de sen otur. Bak zaten hastaymışsın. Beni de sıkı sıkı tembihlediler. Öyle iş gücü yaptırma diye. Sonra bir de bunun için laf işitmek istemiyorum. Dönüş. Madem herkes her şeyin farkında, artık konuşalım şu konuyu. Bak hepimiz çok üzülüyoruz. Ben siz üzülmeyin diye saklamak istemiştim. Ama madem herkes her şeyi biliyor, konuşalım. Ah be güzel kızım. Ah be güzel kızım. Niye sen bunu hemen duyar duymaz bizimle paylaşmıyorsun ki? Saklanır mı hiç kızım? Bak biz senin aileniz. Bize izin vereceksin öğrenmemiz için. Bizden destek isteyeceksin ki bunu hep birlikte halledelim, değil mi? Bu dert tek başına çekilir mi yavrucuğum? Baban haklı. Neşemizi çoğaltmak, dertlerimizi azaltmak varken. İşte o yüzden geldim. Buradayım. Ne olur üzülme babacığım. Geri döndüm. Geldim. Yanınızdayım artık. Ben size kıyamadım. Üzülmeyin diye söylemedim. Yüzleşmekten korktum. O yüzden sakladım. Ama şimdi sizin yanınızdayım. İyi ki sizin desteğinizle iyi olacağım ben. İyileşeceğim. Tez vakitte atlatacaksın inşallah. Hem ablamla her gün konuşuyorum. Doktorun da çok iyiymiş. Çayı demledim. Evet. İyi olacağım. Geçecek. Eğer zamanında
Feride annemin şartları yerinde olsaydı, onu seven, yanında olan bir ailesi olsaydı eğer, belki de ölmezdi. Ama babam, ben iyileşeceğim. Söz, iyileşeceğim. Atlatacağız bu savaşı da. Kızı yormayalım dedikçe. Babacığım, yorulmuyorum ben, merak etme. Geldim halacığım. Hadi. Ben odaya geçiyorum. İyi geceler. Aa. Çayı çektik Fatih. Ablan da kek getiriyor. Serdar, neden geldin? Telefonlarımı açmıyorsun, ne yapayım? Kızgınım çünkü sana. Neden Aylin Hanım'ın yanında öyle davrandın? Sanki bir şeyden kaçıyormuşuz gibi acele ettirdin bizi. Canım sıkıldı çünkü. Ne o öyle anlamsız sorgu sual? Konu kapansın istedim sadece. Neden peki? Bir şey mi saklıyorsun yoksa? Yoksa Mustafa ile Aylin Hanım'ın arasında bir ilişki mi oldu daha önce de saklıyorsun bizden? Yok artık ya, daha neler? Neden bu kadar tepki verdin o zaman? Bak, Derya da üzüldü. Herkesin kafasında bin tane soru işareti çıktı şimdi. Ya Aylin öyle biri değil Dönüş. Sen çok yanlış anlamışsın. Sen Aylin Hanım'ı ne kadar tanıyorsun da o öyle biri değil diyebiliyorsun? Ya canım, o öyle lafın gelişi. Hani Mustafa ile Aylin Hanım'ı sen nasıl bağdaştırdın ki? İki farklı dünya. Peki nereden tanıyor Mustafa'yı? Bir de 40 yıllık arkadaşıymış gibi. Ne haber Mustafa diyor? İşin aslını öğrendim ben. Hı, neymiş? Ya Mustafa'nın annesi de bir dönem kanser atlatmış ya. Şimdi Aylin Hanım'ın babası da doktor. Bir sürü o takip etmiş dosyayı. Aylin oradan tanıyormuş Mustafa'yı. Emin misin? Yani istersen kendin de sorabilirsin. Aylin Hanım sana da cevap verecektir. O zaman niye hiçbir şey söylemedi peki? Mustafa annesiyle o dönem çok sorun yaşamış. Hatta annesi Mustafa'dan gizlice tedavi olmuş falan. Ya biraz sıkıntılı bir mevzu anlayacağım. Çok deşme. Peki. Ama benim bunu Derya'ya söylemem lazım. Derya çok üzüldü. Ben arayayım onu. He. Siz Derya'yla barıştınız o zaman. Dönüş. Ben içeri gidiyorum. Tamam, arayacağım seni. İyice sığıntı gibi olduk böyle de ya. Niye sığıntı olalım? Babanın evi neticede. Hem geçici bir süreç. Sen iş bulunca kendimize güzel, bahçeli, büyük bir ev alırız. Ben sana inanıyorum. İnşallah.
Konuştun sen de nihayet dönüşle. Hı hı. Senin o doktorla bir ilişkin olduğunu sanıyor. Beni teselli etmeye çalıştı. Yuh ya. Ben de bozuntuya vermedim. Üzüldü halime. Sonra elini uzattı. Barıştık. Ya siz barıştınız da... dönüş yarın öbür gün gerçekleri öğrendiği zaman inşallah daha fazla bozuşmazsınız Derya. Ya bu Serdar herkesi yalanın ortak etti, ben anlamıyorum ki. Nereye gidecek bu mevzu yani? Ben de huzursuzlanıyorum. Ama dönüşte daha fazla küs kırgın kalamam. Hastalığında ona destek olmam lazım. Ailemi de özlüyorum Mustafa. Babamın Efe'ye dedelik etmesini, halamın şefkatini, böreklerini tatmasını istiyorum. Evimizin bahçesinde sofralar kurup seni babamla yan yana görmek istiyorum. Alo, dönüş nasılsın? İyiyim ben. Şey diyecektim Derya. Umarım Mustafa ile tartışmamışsınızdır. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Serdar açıkladı bana durumu. Benim doktorumla Mustafa'nın annesinden dolayı tanışıyorlarmış. Yani yanlış anlayacağım bir şey yok. Aa şey, Mustafa anlattı bana her şeyi zaten. Bir sıkıntı yok. Tamam Derya'cığım, bunun için aramıştım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ben o Serdar'ı bir elime geçireyim, gününü göstereceğim. Ya bu olaylar hakikaten iyice karıştı ya. Ya nereye varacak bilmiyorum ben bunu. Ben biliyorum. O kızı daha fazla salak yerine koyamayacaklar. Ya sen şu kadına bak, hangi yüzle gelip dönüşün doktoru oluyorsun? Ben ikisine de hesap soracağım ama. Bak Derya'cığım, sen karışmasan mı acaba? Bak iş büyüyecek, dönüş öğrenecek falan. Ben karışmazsam büyüyecek Mustafa. Serdar'la konuşacağım. Bu saçma sapan olay sessiz sedasız bitecek. O kadın da buradan defolup gidecek. Al canım. Ye ye ye. Aman. Cevo şöyle tıkıştırma ağzıma ya. Ay sen seversin ye. Sen yemiyor musun? Canım istemiyor. Hayırdır, ne oldu? Senin bir derdin var gene. Şöyle bakayım. Ay Fatih, benim kafam allak bullak oldu ya. Niye ki? Bu dönüş. Seni niye sevmiyor? Seviyor canım, niye sevmesin? Varsa yoksa halası babası. O an öyle şey oldu Cevo. Yok yok yok. Ben anlarım. Zaten bana da düşman gibi bakıyor. Bir türlü kabullenemedi beni. Yok canım, sana öyle gelmiştir. Ha, ben de saftım. Peki, bunun anası kim? Anamın arkasında ailesi olsaydı ölmez diye getirdi ya. Hı? Rahmetli oldu anası. Yok yok ya, ben Nezahat ablamla konuştum, o anlattı. Dönüş'ün doğumundan sonra ölmüş kadın, hastalıktan. Şimdi de dönüş. Ya... eşeleyip durma sen de. Kız bir an evvel iyileşsin de. Ay canım, sen de doğru düzgün anlat şunu. He, o kızın anası niye başka, öbürlerininki başka? Yoksa bu Feride, Sadık abimin eski karısı mı? Tövbe tövbe, ya nereden uyduruyorsun bunları ya? Akşam akşam amma darladın ha, Cevo. Dur sen dur. Siz benden ne saklıyorsunuz ben öğreneceğim. Dur sen. Eğer zamanında Feride annemin şartları yerinde olsaydı, onu seven, yanında olan bir ailesi olsaydı eğer, belki de ölmezdi. Kar
Kartal ne yapıyorsun? Kapıyı çalsana. Bağırmana lüzum yok ki Türkan. Banyodasın sanıyordum. Burada olduğunu bilseydim çalardım kapıyı. Affedersin. Kartan, müsaade eder misin? Ben üstüme giyineceğim. Türkan, biz sanırım evlenmek için biraz acele ettik. Ben sana anlattım neden orada olduğumu. Daha fazla uzatmayalım istersen. Ben neden orada olduğunu sorgulamıyorum artık. Ben sadece bizi anlamaya çalışıyorum Türkan. Senin bu gitgellerini. Türkan, biz evliyiz. Ama ben hala bu eve misafir gibi gidip geliyorum. Korkmadan, çekinmeden karım diye sarılamıyorum sana. Yani evlilik böyle herkesin yemeğini yiyip kendi odalarına çekildiği bir şey değil ki Türkan. Son zamanlarda çok zor günler geçirdik. Yani ikimiz için de... Evet, o zor günlerde hep ben yanındaydım. Ama geçti gitti artık o günler. Somer geldiğinden beri sen çok başka birine dönüştün. Değiştin. Kartal. Haksızlık mı ediyorum acaba? Kendime, Defne'ye haksızlık mı ediyorum? Türkan, hadi gidelim artık lütfen. Türkan bak, burada kalamazsın. Ev çok soğuk, her yeri damlıyor. Hastalanmışsın zaten, çocuk da hastalanacak. Hadi. Defnem. 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 Güzel meleğim benim. Bak, anneciğin çok hasta. Karnını doyurmamız lazım. Hadi güzel Defnem benim. Hadi. Onu cezalandırmak istediği için evet dedi. Ya aç gözünü, aç. Yarın öbür gün gerçekleri gördüğünde başını taşlara vuracaksın. Ya Türkan, Somer'i sevmekten asla vazgeçmeyecek. Somer de ondan vazgeçmez. Dünyaya dar.
bu karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söndü. Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında dilimde ellerin izi var. Ne yapacaksın Türkan? Seni kimler aldı? Kimler öpüyor seni? Dudağında, dilinde ellerin izi var. Ağla, ağla. Açılırsın. Defol git şuradan. Aa, bana kızgın gibisin. Kabıma dayanıp torunuma, oğluma sahip çıkın dediğinde çok havalıydın. Ne oldu? Böyle yalnız kalmak mı koydu sana? Sen bir gün öyle bir yalnız kalacaksın ki ölsen su verenin olmayacak. Özerciğim suyumu verir. A tabii ama sen bunu göremeyeceksin. Çünkü Özer'i kaybetti. Oğlunu kaybetti. Evini kaybetti. Böyle kira köşelerinde sürüneceksin işte. Bana hiçbir şey olmaz. Evimi de alırım, barkımı da alırım. Hem de en güzelinden. O zaman sen yeni bir Özer buldun. Evli, zengin. Becerirsin böyle işleri. Sen ne hakla? Sakın. Senin bu elini, dilini koparır, köpeklere atarım. Kocalarınızı bu kadından uzak tutun. Ona yaklaştırmayın diye senin adını duvarlara kazırım. Aklını başına topla. Otur çöplüğünde. Senden korkmuyorum. Elinden geleni ardına koyma. Çünkü ben öyle yapacağım. Hadi bütün gün seni bekleyemem. Geç kalacağız. Giy şunu. Ama anne çabuk çabuk deyince giyemiyorum işte. Kızım niye acele ettiriyorsun çocuğu ya? Geç kalıyorum Mustafa. Soner amcam bizle gel dedi. Sen de niye gitmedin onlarla?
Sen şirkete de erken gidiyorsun bugün. İşlerim var. Ya bu Serdar meselesini kafaya taktın, gidip onlarla konuşacaksın değil mi şimdi? Evet. Ya kızım, biz gitmedik mi Serdar'ın yanına? Konuşmadık mı onunla? Bize posta koymadı mı? Ben bunu kendim hallederim, size gerek yok demedi mi? Sen niye şimdi durduk yere olay çıkarıyorsun ki? Durduk yere mi? Biz Serdar'la bu meseleyi konuştuğumuzda karısı dönüşün doktoru olarak karşımıza çıkmamıştı. İşler karıştı, sen karışma, bana bırak. Kızım, ne yapacaksın karşısına çıkıp? Ne diyeceksin? Bırak Serdar halletsin ya. Serdar'ın bir şey çözeceği yok Mustafa. Ya gideceksin, karşısına çıkacaksın kadının. Haddini bildireceksin, onu hizaya sokacaksın öyle mi? Ya bırak Allah'ını seversen Derya ya. Ya böyle her şeyi biliyormuş gibi davranıyorsun ya, sinirlendiriyorsun beni ha. Sen daha iyi bildiğin için Serdar'a laf geçiremedin değil mi Mustafa? Ne yapsaydım, dövse miydim çocuğu karşısına çıkıp? Bağırma bana! Sen bana bağırıyorsun. Çocuklar, çocuklar ne yapıyorsunuz? Neyin kavgası bu? Efeciğim, gel dedeciğim sen. Gel, 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 gel. Yasemin ablan seni ayakkabılarını giydirsin hadi. Bekle bakayım, bekle. Heh. Hadi bakalım. Ya Allah aşkına siz çocuğun yanında ne tartışıyorsunuz? Ha? Korkudan sinmiş, kala kalmış çocuk. Yapmayın böyle. Mustafa'nın ayarı kaçıyor bazen böyle Özer amca. Önce sen bana bağırdın. Ben deliyim ya. Benim göbek adım deli, unutmuşum, pardon. Mustafa, Derya, kime söylüyorum ben acaba? Ha bravo yani. Demek siz böyle bu çocuğun yanında sürekli tartışıyorsunuz öyle mi? Ha? Aferin size. Ya küçücük çocuk o gördüğünü duyduğunu unutmaz. Siz Kiraz'ın neler yaşadığını unuttunuz galiba. Ha? Soner'le Mine'nin krizleri yüzünden tam 3 yıl tek kelime etmedi o çocuk. Konuşmayı bile unuttu. Somer onu tedavi ettirmek için gitmedi mi İskoçyalara kadar? Ha? Ne yapıyorsunuz? Yapmayın böyle. Daha yeni yeni iyileşiyor çocuk. Ben aslında dikkat ediyorum Özer amca. Evet. Mustafa'nın fevri çıkışları oluyor, doğru ama kızım sen de bazen kontrolü kaçırıyorsun. Babaannem gelmiş. Hayda, nereden çıktı bu ya? Burada da buldu bizi yani, harika. Anne hoş geldin, hayırdır? Torunum için geldim, çok özledim. Okuluna ben götüreceğim. Anneciğim, ta nerelerden gelmişsin? Söyleseydin ben getirirdim Özer Efe'yi sana. Ayrıca da neyle götüreceksin? Araban yok. Karışma sen. Dolmuş var, otobüs var. Birlikte biner gideriz Efe'yle. Her gün ben bu saatte gelip torunumu alacağım. Akşam da teslim ederim. Ne dolmuş otobüsü ya? Sen rezil mi edeceksin oğlumu yollarda? Hiçbir şey olmaz. Sen anandan babandan arabayla mı doğdun? Babacığım, şoförün işi yoksa annemle Özer Efe'yi okula bırakabilir mi? Yasemin, şoföre söyle. Babaannesi ve Efe'yi okula bıraksın, sonra da Sevilay Hanım'ı evine bırakıp dönsün. Gel Özer Efe, hadi okula gidiyoruz. Kartal baban bir daha gelmeyecek mi evimize? Kartal baban değil o senin. Kartal amcan Defne. Gelecek. Dün biraz işleri vardı, o yüzden gitti. Babam işte babam. Baba diyeceğim ben ona. Çabuk ara babamı. Defne senin zaten bir baban var. Somer Korman senin baban. Şu inadından vazgeç artık ya. Bana ne? Somer istemiyorum ben. Benim babam Kartal. Çabuk ara Kartal babamı. Aramayacağım Defne. Her istediğin her zaman olmak zorunda değil. Bunu öğren artık lütfen. Mızlanmayı da bırak. Güzelce gidelim artık okuluna, hadi. Yorgun görünüyorsunuz. Belki bu biraz toparlar sizi. Sağ ol canım. Defne'ye söz vermiştim. Sabah sormuştur beni şimdi. E gitseydiniz sabah. Ayrıldım evden.
Belki de Rüşen Hanım haklıydı. Ben yanıldım. Yani ben pek öyle düşünmüyorum. Bu ara bu krizler yüzünden böyle oldunuz siz. Türkan'la konuştunuz mu peki? O ne diyor? Hiç. Nasıl hiç? Evden ayrıldığınızı görmedi mi? Bir şey demedi mi? Sanırım o da böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Olur'u da bırakmak istedi. Belki de pişmanlığın sessizliği. Geldi mi ama burada mı? Türkan mı? Gelmedi ama gelir birazdan. Malum büyük gün, ihale var. O da çok hazırlanmıştı. Siz nereye? İhale için gelecek şimdi. Karşılaşmayayım hiç. Hadi gel bakalım Defneciğim. Anneydi bu öpücük. Oh. Aşkın Hanım, kiraz geldi mi? Henüz gelmedi Türkan Hanım. Öğretmenim, yeni logolarımız geldi mi? Geldi. Sınıfa geçelim, dağıtacağım hepinize. Alo, Dönüş. Senin hastane randevun bugündü değil mi? Evet, şimdi hastaneye geldim. Tamam. Birazdan geliyorum ben de yanına. Yok, sen işinden olma. Babamla birlikte geldik abla. Babam mı? Evet. Sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Konuştuk biz. Tamam. Tamam canım, iyi olmuş. O zaman haberleşiriz. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Burada mı yatıyordu? Evet, Somer abi söylemişti. Dönüş. Tanıyorum onları. Biraz müsaade eder misiniz bana? Ben çok özür dilerim sizden. O gün olanlar için. Evde çocuklar vardı. Ya onlara bir şey olsaydı? Haklısın. Gözüm kararmıştı. Ben sinir krizi gibi bir şey yaşadım. İnanın bana, ben ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Sanırım çocuğumun hasretinden bu hale geldim. Bak güzel kızım. Kendini toparlamazsan, böyle davranmaya devam edersen çocuğunu göremezsin. Evet, biliyorum. O yüzden ilaçlarımı her gün düzenli alıyorum artık. İyileşeceğim. Burası çok büyük bir ceza oldu benim için. Hak ettim belki de, bilmiyorum. Ama çocuğuma dayanamadım. Çıkacağım buradan. Kızımın annesi olacağım. Kiraz artık annesiz büyümeyecek. Hem o sizin de torununuz sayılır. Defne'nin kardeşi sonuçta. Elbette. Büyüklerin cezasını çocuklar çekmemeli tabii. Defne benim için neyse, Kiraz da odur zaten. Size söz veriyorum Sadık Bey. Türkan ve Somer'i de rahatsız etmeyeceğim artık. Onlar çok seviyorlar birbirlerini. Ben de artık bunu anladım. Kimsenin gücü onları ayırmaya yetmez. Türkan da çok çekti. Umarım bundan sonra o da çok mutlu olur. Hadi kızım, doktoru bekletmeyelim. Dönüş. Neyin var, hasta mısın? Önemli bir şeyim yok, rahatsızım biraz. Çok geçmiş olsun.
Benden kaçamazsın Serdar. Bu konuyu konuşacağız seninle. Bir yere kaçmıyorum zaten. Bugün olmaz, işim var. Senin işin beni ilgilendirmiyor. Dediğim yerde ol, hepsinin hesabını tek tek vereceksin. Dönüşün canını yakmadan bitecek bu oyunda. Yıllar önce hiç acımadan dönüşün canını yakan kardeş mi söylüyor bunları? Bizim sorunumuz seni ilgilendirmez. Beşte eski kafede ol. Somer. Konuşabilir miyiz biraz? Bundan böyle sadece avukatımla görüşebilirsin. Sana edecek tek kelimem bile yok. Avukatınla değil, seninle konuşmak istiyorum. Kocandan izin aldın mı? Konuyu saptırma Somer. Konumuz tam da bu değil mi Türkan? Ne yapacaksın ya? Benim karşıma geçip eski ortağımla nasıl birlikte nikah masasına oturduğunu mu anlatacaksın? Bak Kartal hiç değilse geldi benim karşıma. Gayet açık ve net bir şekilde ben Türkan'la evlendim. Türkan benim karım dedi. Senin bana açıklayacak bir şeyin yok. Defne ile ilgili konuşmamız lazım. Sonunda hatırladın yani Defne'nin benim çocuğum olduğunu. Somer hiç değilse kızımız için birazcık sakin olabilir misin lütfen? Beni yönetmeyi bırak. Sen benim karşıma Defne için değil, kendi korkuların için çıktın. Onu bana karşı kullanma. Ben sen değilim Somer. Özellikle bunu bilmeni istiyorum. Defne'yi senden koparmak gibi bir niyetim yok zaten. Kanunlar çerçevesinde onu... Bir dakika, bir dakika. Ne kanun, ne diyorsun sen Türkan? Ne düşünüyorsun ya? Benim çocuğumun başka bir adamın baba demesine göz yumacağımı düşünmüyorsun herhalde. Yok öyle bir şey. Olamaz zaten. Ben senin kanunlarına göre hareket edip kızımın yolunu gözlemeyeceğim. Senin kararların, senin uygun gördüğün hayatı ne ben ne de kızım yaşayacak. Bundan böyle ben varım, ben. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Yaşayıp göreceksin. Somer! Somer beni bir dinler misin? Somer! Somer diyorum! Alo Selçuk, hazırlan 10 dakikaya alıyorum seni. Vazgeçme Somer, vazgeçme. Bu yoldan geri dönmek yok. Aa, Gülcan. Kolay gelsin. Hayırdır, erkencisin. Sen şirkette değil miydin? Senin şoför nereden geliyor? Şimdi girdi araba. Sevilay geldi. Yani torunumu okula ben götüreceğim diye tutturdu. Ben de çocuk yollarda rezil olmasın diye arabayla gönderdim. Neyin konforu bu Özer? Yani hanımefendi her geldiğinde biz ona araba mı tahsis edeceğiz? Can Mustafa'dan istedi. Çocuk arada kaldı, zor durumda kaldı. Ben de verdim. Devamlı olacak bir şey değil bu. Büyütme hiç. Sen neredeydin? Türkan'a gittim. Suratına tükürmek için ama evde yoktu. Ben bu işin peşini bırakmayacağım Özer. Onun burnundan fitil fitil getireceğim. İnsan içine çıkamayacak. Rüçhan anlıyorum öfkeni ama ya al karşına konuş. Böyle insan içinde rezilliğe ne gerek var? Ben bizi küçük düşürecek bir şey yapar mıyım Özer? Derya babasıyla barışmadı hala değil mi? Akşam Mustafa'yla da konuştuk. Yani çok içerliyormuş kızcağız Rüçhan. Her iki taraf için de zor bir durum ama ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Sen bu işi bana bırak.
Rüçhan, zorla bir araya getirdin, yemek verdin, denedin işte. Olmuyor, gördün. Olurunu buluruz biz de. Alo, Deryacığım. Nasılsın? İyiyim Rüçhan teyze, işteyim, çalışıyorum. Peki, öğlen yemeğinde kimseye söz verme. Aa, itiraz kabul etmem. Benizir'im, dönüş için içim yatıyor Benizir'im. İyi ki sen onun bugünlerini görmedin. O haini bir görseydin Nezir'im. Nasıl acı çekiyor. Nasıl korkuyor ama korktuğunu da belli etmiyor. İyi ki sen görmedin diyorum ya. Sensiz de benim kolum kanadım kırık benesidir. Hani onu doktora götürmüştük hatırlıyor musun? Doktor. Üzüntü stres hiç iyi gelmez ona demişti ya. Onu el birliğiyle hastaydı. Bu yüzden affedemiyorum Derya'yı. Bir adım çocuğum, çocuğum diye bağrıma basmak istiyor ama öbür yerim bağışlamıyor. Bütün kötü şeylerin sebebi olarak görüyor. İşte neyse, öyle iki duygu arasında ben de gidip geliyorum. Hay Allah ya. Kestiği nereye koydular acaba? Buyurun. Sabırlar dilerim. Sağ olun. Size de. Hoş geldin Selçuk. Ne haber? İyiyim abi de acil bir şey mi oldu? Havayolu şirketinin ihalesi ne durumda? Biz girmiyoruz abi biliyorsun. Yo giriyoruz. Her yerden sıkıştıracağım o kartalı. Bitireceğim onu.
Somer, gerçekçi olalım. Eski gücümüz yok, macera aramayalım. Kartal'la savaşmak için yanlış bir yol bu. Sen teklifi hazırla, gerisini bana bırak. Deryacığım, bizdeki yemekten beri seni pek mutsuz görüyorum. Özlüyorum onları. Eski günlerimizi, babamla şakalaşmalarımızı. Şimdi beni görünce yüzünü çevirmesi çok ağrıma gidiyor. Dönüş affetti beni ama babam... Aa, kızım, siz etle tırnak gibisiniz. Baban o senin. Önünde sonunda sana kucak açacaktır. Eminim ben buna. Ama yani sanki biraz haksızlık etti sana. Yani bütün kızlarına gösterdiği hoşgörüyü sana göstermedi. Ne olmuş yani? Genç hata yapar tabii ki. Yani Türkan'ın da hataları oldu. Dönüş mesela duygusal davranıp babanı terk etti. Hepsini bağışladı, bir tek seni ayırdı. Annem benim yüzümden öldü. Gizlice evlenmeseydim. Hayır. O bir kazaydı. Lütfen. Ayrıca gizlice evlenen de bir tek sen değilsin. Nasıl yani? Öyle. Türkan'a gelince bal börek, Derya'ya gelince aileden afaros. Nerede burada adalet? Değil mi? Neden bahsediyorsunuz Rüçhan teyze? Türkan ablam ne yapmış ki? Kartal'la evlenmiş ya kızım. Üstelik babanın rızasını almadan. Bak bakayım, baban şimdi ona bir tek laf ediyor mu? Yok. Bilmiyorum yani, Kartal acaba kendi şirketini kalenderlere mi bağışladı? Vallahi aklıma başka bir şey de gelmiyor. Nasıl iş ya? Ablam gizlice evlenmiş demek. Neyse Rüçhan teyze. Ben artık kimseye diyecek laf bulamıyorum. Öyle tabii. İrfan ne kadar kalabalık böyle ya. Sormayın müdürüm ya. Hanımefendi çok pardon, bir müsaade eder misiniz? Ana erkekmiş. Ne hanımefendisi ya? Dalga mı geçiyorsun sen benden? Ya çok özür dilerim. Saçları böyle sırma sırma görünce kulakta küpe de var. Kusura bakma. Sana ne lan benim saçımdan, küpemden? Ha? Yettiniz siz artık ha? Zihniyetsiz. Ne biçim konuşuyorsun sen be cahil? Cahil sana benzer. Bak şu eli bir indir bakayım sen. Sen ne yaptın? Tamam, oğlum, tamam. Şu elini bir... İrfan! İrfan gel buraya, gel buraya. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam sen artık güvenlik. Saçı uzun artık, kısaya bak sen. Ne yaşıyorsan. Aa, evladım sen ne yapıyorsun? Tamam. Sana mı soracağım lan ne yaşayacağımı? Ha? Sana mı soracağım lan? Ona mı soracağım? Lan müdür, abi. Sen benim müdürümü bırak. Abi yapmayın. Abi yapmayın. Sen benim müdürümü bırak. Yapmayın. Bırak bir dakika ya. Abi, daha başlayalım lan. Merhaba. Buyurun.
Türkan. Kusura bakmayın, habersiz rahatsız etmek istemezdim sizi. Ama Somer'le sakince konuşmayı başaramadığımız için gelmek zorunda kaldım. Gel, otursana. Yok, oturmayayım. Somer'i çok hayal kırıklığına uğrattın Türkan. Evlendim diye mi? Ben Somer'e ümit vermedim. Herhangi bir şey vaat etmedim. Aksine her fırsatta Somer'le yolumuzun ayrıldığını hatırlattım ona. Özer Bey. Özer Bey. Özer Baba, Özer Bey'e döndüğüne göre... anlaşılan o yol ayrımından biz de payımızı almışız. Hepimiz payımızı aldık. Bizim 5 sene önce yollarımız ayrıldı. Somer'le boşandık. Herkes tercihini yaptı. Seçimini yaşıyor. O yüzden kimse benim kararımı, hayatımı yargılayamaz. Türkan, ortada bir çocuk var kızım. Evet. Artık tek ortak noktamız Defne. Burada mı o? Ve maalesef 5 yıl sonra hatırlanmış bir çocuk. Demek buraya kadar geldi hain. Seni rezil! Seni rezil! Seni ahlaksız! Senin ne işin var burada? Rüçhan dur! Bırak! Ne yapıyorsun? Bırak! Rüçhan! Bırak! Rüçhan. Dokunma bana, dokunma! Rüçhan dur! Kaçma! Sen hangi yüzle gelirsin buraya? Sen buraya hangi yüzle gelirsin ahlaksız? Rüçhan dur dedim sana! Bana bırak, karışma sen! Ben ahlaksız değilim! Rezilliği yapan sizlersiniz. Ben buraya insanca konuşmaya geldim. Hata etmişim. Defol. Bırak. Al. Rüçhan. Bırak. Bırak. Ya ben sana inandım. Seni kızım yerine koydum. Senin arkanda durdum, sonra kalbimi açtım. Peki ne oldu ha? Mükafatım ne? Bu mu benim mükafatım? Rüçhan tamam. Karışma. Ya sen bu koca memlekette bula bula Somer'in eski ortağını mı bulduğunu yabanmak için. Rüçhan bırak gitsin ne olur. Defol, defol. Sen beni karşına alarak hayatının en büyük hatasını yaptın. Ben kızını alacağım senin elinden. Ben alacağım. Yeter! Yeter! Çocuğumu elimden alamazsın. Öyle bir alırım ki görürsün gününü. Elin adamının yanında bırakır mıyım ben torunumu? Seni de hayatımın sonuna kadar affetmeyeceğim. Yapayalnız öleceksin Türkan. Yapayalnız ailenin alacağım senden. Yürü! Bırak! Bırak! Ben ihanetin ne demek olduğunu bu eve gelin geldiğim gün öğrendim. Ben bu evde bir çocuğumu kaybettim. İnancımı, sevincimi, her şeyimi aldınız elimden. Daha ne alabilirsiniz ki? Ben Somer'in ortağına yamanmadım. Terk edilme korkusu olmadan. Yüreğim ağzımda, uykularım bölünmeden çocuğum için güzel bir yaşam seçtim. Sen evladını, çocuğunu düşünseydin, onun başına bir adam getirmek yerine oturur, kendi çocuğuna analık yapardın. Ben de sen Somer'e cezasını kestiğinde seni alnından öperdim. Sen ne yaptın, ha? Bu yaptığınla benim gözümde şu kapının önüne koyduğum çöpten hiçbir farkın kalmadı. Sen hepimizi kandırdın. Hepimizi, Allah'ın cezası, hepimizi kandırdın. Yürü, yürü. Defol. Çocuğumu ayıramazsın benden. Koparamayacaksın yavrumu benden. İzin vermeyeceğim. Ben mi istedim böyle olmasını? Senin oğluna yalvardım gitme diye. Terk etti beni, gitti. Ben yıllarca senin oğlunun yolunu bekledim. Çok geç. Artık çok geç. Alamayacaksın kızımı benden. Ne söz vermiştim size? Babalarımızı mesleğini öğreneceğiz. Evet, bugünkü konuğumuz da Kiraz'ın babası olacak. Hadi hep birlikte alkışlayalım, aramıza katılsın.
Buyurun Soner Bey. Merhaba. Hoş bulduk. Hocam izninizle ben bunları dağıtabilir miyim? Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Barıştık mı? Hı, barıştık babacığım. Defneciğim. Bu da senin Defneciğim. İstemiyorum. Defneciğim ama arkadaşlarına da aldım. Git buradan, istemiyorum. Kızım. Yapma böyle, ben seni çok seviyorum. Ben seni üzecek bir şey asla yapmam. Bunu sana defalarca söyledim. Git buradan. O benim babam Defne. Somer Bey, üstüne gitmeyin. Siz şöyle geçin isterseniz. Şimdi sessizce Somer amcayı dinleyelim. Ben Somer Korman. Biz ailecek yıllardır zeytincilikle uğraşıyoruz. Evinize gelen, sofranıza gelen lezzetli, faydalı zeytinleri biz yapıyoruz. Büyütüyoruz, olgunlaştırıyoruz. Yani olgunlaştırıyoruz derken o güzel rengini alması için bekletiyoruz. İhtiyaç malısı. Siz devam edin lütfen. Soner amca, bizim orada da zeytin ağaçları var bir sürü. Ben de toplayabilir miyim? Eğer ileride bu mesleği yaparsan tabii ki de toplayabilirsin ama şu anda olmaz. Çünkü o zeytinleri eğer zamanından önce toplarsak henüz hazır olmadan üzülürler. Büyümelerini beklememiz gerekiyor toplamamız için. Somer amca, zeytin hiç üzülür mü? Üzülür tabii ya. Zeytin üzülmez olur mu ya? Benim sevinçten ha 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 diye kahkaha atan zeytin tanıdığım var biliyor musun? Hem de sizin gibi güzel çocuklar tarafından yendiğinde çok mutlu oluyorlar. Defneciğim, hasta mısın bir tanem? Öğretmenim. Karnım çok ağrıyor. Kusacak gibi oluyorum. Aa, yanıyorsun sen. Ateşin de var. Gel önce Bile Baba'ya gidelim. Sonra da anneyi arayıp haber verelim. Olur mu canım? Tamam. Efendim. Ben kızınızın okulundan arıyorum. Defne'nin durumu şu an çok kötü. Ateşler içinde. Gelebilir misiniz? Tamam. Hemen geliyorum. Thank you.
Memur bey, Uzay Öner buraya getirmişler. Ben annesiyim, Müjgan Varnalı. Konu neydi? Postanede bir kavgaya karışmış. Sağdaki odaya gidin. Teşekkür ederim. Oğlum, Uzay nerede? Siz kimsiniz? Ben annesiyim. Nezarette hanımefendi. Kusura bakmayın. Yani neler olup bittiğini bilmiyorum ama. Daha ne olsun hanımefendi? Oğlunuz görev başındaki memura saldırdı. Basa da şu hali be. Müdürüm de nasibini aldı. Şikayetçiyiz. Ay yapmayın. Uzay kötü bir çocuk değildir aslında. Biz burada yeniyiz. Alışamadı henüz. Çok talihsiz bir şey olmuş. Hiç hoş olmadı hanımefendi. Hiç hoş olmadı. Yeni taşındınız diye önüne gelen herkesi orada burada dövecek mi oğlunuz? Elbette hayır. Sadık Bey, şikayetçiyseniz imzalayın şunları. Ha lütfen bir saniye yapmayın. Uzay iyi bir çocuktur aslında. Eminim o da şimdi çok pişman olmuştur. Özür diler sizden. Tatlıya bağlayabiliriz değil mi? Ne diyorsunuz Sadık Bey? Memur Bey, bu serseriler cezasız mı kalacak? Elbette, elbette cezasını çeksin. Beyefendi, oğlum her gün öyle kavga eden bir serseri değil, lütfen. Hanımefendi, eğer oğlunuz yaptıklarının bir bedelini olduğunu anlamazsa siz önüne geçemezsiniz ki. Tabii, siz çok biliyorsunuz değil mi? Öyle dışarıdan yargılaması, ders vermesi kolay. Ben de 3 tane çocuk büyüttüm. Müsaadenizle biraz bileyim değil mi? Büyüttüğünüz çocuklar da eğer sizin gibi empatiden ve bilgelikten yoksunsa vay halimize. Sizi buraya getiren şey bilgeliğiniz mi yoksa çocuğunuza veremediğiniz terbiye mi? Hangisi? Terbiyesizlikten kastınız. Eğer oğlumun kavga etmesi ise o zaman bütün gençleri toplayıp nezarete atalım. Hakkını aramıştır benim oğlum. Haklı olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Hakkını aramak için illa kavga mı etmek gerekiyor? Böyle mi öğretiyorsunuz çocuğunuza? Ben oğlumu tanıyorum. O öyle herkesle kavga edecek kadar saygısız bir insan değildir. Evet, öfke sorunu var. Ama onları böyle kazanamayız ki. Böyle de kazanamamışsınız belli ki. Hanımefendi, beyefendi, şimdi sizi nezarethaneye atacağım. Orada didişmeye devam edersiniz. Sadık Bey, hanımefendinin oğlundan şikayetçi misiniz? Evet, şikayetçiyim. Türkan, nasıl Defne? Ne dedi doktor? Şişt. Sessiz, uyuyor. 40 dereceye çıkmış ateşi. Kuzum benim, kıyamam. Hayır yani ben anlamadım. Sabah evden çıkarken bir şey yoktu. Birdenbire böyle ateş yükseldi. Üzülüyor tabii çocuk. Hissediyor huzursuzluğunuzu, ne yapsın? Yok yok, bazen gözümüzden kaçıyor. Meyveyi falan yıkamadan atıyor ağzına. Ay öyle olsa hiçbir çocuk ateşten gözünü açamazdı. Ay tamam Ayla. Tamam sen de üzüntüden deyip iyice damarıma basma. Zaten canım burnumda. Kuzum. Ne oldu koluna böyle? Bunlar ne böyle? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Savaştan çıkmış gibisin. Bir şey olmuş belli. Rüçhan Hanım yanına konuşmaya gittim. Aklıma gelmişti böyle bir şey yapacağı ama konduramamıştım. Saldırdı yine değil mi? Defne'yi alacaklarmış benden. Yapamazlar öyle bir şey. Önce canım almaları lazım. Sen nasıl bir insansın? Dönüşe nasıl yaparsın buna? Derya bak zaten çok doluyum. Böyle çocuk azarlar gibi konuşacaksan hiç konuşmayalım. Serdar, insanın düşmanı yapmaz böyle bir şey.
Kızın karşısına geçmiş nostaljik aşığı oynuyorsun. Karın da doktora olmuş. Bu nasıl oyun ya? Oyun falan yok. Ya tamamen tesadüf. Ben de buraya gelince yüzleştim bu korkunç durumla. Karın biliyordu yani dönüşü. Siz ikiniz bir oldunuz, benim kardeşimi öldürecek misiniz? Ne diyorsun sen ya? Delirdin mi? Serdar, o senin karın. Dönüş senin eski aşkın. Hangi kadın böyle bir durumda sakin kalabilir? Ben o kadının dönüşü tedavi edeceğine inanmıyorum. Ya siz benim kardeşimi hastalıktan değil, kahrından öldürürsünüz. Derya bak, çok ileri gidiyorsun. Ne konuştuğunu bilmiyorsun. Ben ne konuştuğumu gayet iyi biliyorum Serdar. Çözeceksin bunu. O kadın da buradan defolup gidecek, yoksa çok kötü şeyler olur. Remzi abi bana biraz elma ver, portakal ver biraz. Portakal yaramaz galiba, mandalina ver biraz. O da olur abi. Ne kadar yaptı? Baba. Al bakalım. Hadi iyi gidiyorsun. Sadık Bey. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Şikayetinizden vazgeçmeniz için yeterli olacağını sanıyorum. Ne bu? Size ve İrfan Bey'e küçük bir jest diyelim. Koyun onu çantanıza lütfen. Niye? Miktarı mı beğenmediniz? Bir saysaydınız. Belli ki hali vakti yerine insanlarsınız. Ve anlaşılıyor ki sorunlarınızı parayla çözmeye de alışmışsınız. Ne yazık. Ama bazı şeyler parayla satın alınmaz. Keşke çocuğunuza bunları öğretseydiniz de çantanızda o zartla dolaşmasaydınız. Eğer çocuğunuza bir iyilik yapmak istiyorsanız o zarfın içine para değil bir mektup yazıp koyun. Hatalarınızı yazın. Koşulsuz sevginin ne demek olduğunu yazın. İşte o zaman çocuğunuz bazı şeylerin parayla satın alınamayacağını öğrenebilir. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Neler yaşadığımız hakkında hiçbir fikriniz yok. Siz yapabildiniz mi bu söylediklerinizi? Hı? Sorunsuz büyütebildiniz mi çocuklarınızı? Karakolda dediklerinize bakılırsa yapamadınız. Cezalandırmayı tercih ettiniz. Ben her hatasında arkasındayım oğlumun. Siz arkasında durabildiniz mi evlatlarınızın? Yoksa her sözünüzü dinlemediklerinde kapının önüne mi koydunuz? Ceza olsun diye. Thank you.
olmuş? Yavrucuğum, bak bugün yataktan çıkmak yok. Çok halsizsin. Doktor, saçların dökülecek demişti. Ama korkma, kökü sende demişti. Kökü sende. Çıkar demişti. Çıkar. Çok güzel. Güzel kız. Tüm dertler gibi teker teker dökülüyor ama geçecek. Kökü bende sonuçta. İyileşeceksin canım. Ben iyileşeceğim, ben güçlüyüm. Evet yavrum, evet. Sana hatırlıyor musun? Nesin annem kalbime çok kızardı. Uzat şunu kızım derdi. Güzel gözlerini kapatıyor derdi anne. Saçlarım öyle güzel diye tokalar takayım, mandalalar takayım, güzel olayım derdindeydim hep. Ama ben biliyorum, dökülen her saçımın, her telinin bir sebebi var. Biliyorum. Ben iyileşeceğim. Sen sakın korkma. Hiçbir şey olmayacak bana. İyileşeceğim. Saçlarım tekrardan çıkacak. İyi olacaksın. Ben sana bir su getireyim. Dönüş. Yengem, meyve suyu getirdim sana kalkıp yorulma diye. Sağ ol. Al. İçersin. Kız, ağzından yengem çıksa ne var? Ben öyle herkesi kolay kolay sevmem. Ama seni sevdim. Annen de senin gibi böyle güzel miymiş? Güzelmiş. Benden çok daha güzelmiş. Demek sen de ona benzemişsin. Allah'ın sonuna benzetmiş. Fotoğrafı falan var mı ya? Merak ettim. Var. Şu kitapta. Abi bakayım. Burada mı? Hı hı. Ay, çok güzel kadınmış. Vallahi ne canlar yakmıştır ha. Sen de yakacaksın mı? Bebeğimiz 6 aylık oldu Fatih. Ne zaman döneceksin? Fatih derken? Baba! Baba kaçma benden! Ben senin kızınım baba. Küçükken sakındım. Koruduğum. Kucağından indirmediğin. En sevdiğin kızındım.
Öyle değil mi baba? Cevap versene. Şimdi neyim? Düşman artı bir yabancı. Katil. Derya. Git. Annemi ölüme ben sürüklemedim baba. Sen yaptın. Arabayı sen kullanıyordun. Ben size bir şey yapmadım. Ben sana bir şey yapmadım baba. Ama sen ne yaptın? Diğer kızlarının kusurlarını örtbas edip beni ayırdın. Ya bir baba neden evladını diğer kardeşlerinden ayırır? Birini çok severken diğerinden neden nefret eder? Yıkıl karşımdan, defol git. Gitmiyorum bir yere. Bir tek Türkan mı senin kızın? Dönüşte yarıştın, yetmedi. Şimdi sıra Türkan'a mı geldi? O kız senin yüzünden kan kustu. Senin yüzünden kanser oldu. Sen o kızın karşısına geçtin. Gerçekleri haykırdın utanmadan. Onu da mı ben hasta ettim? Onun da mı sorumlusu benim baba? Hayır. Ben bir şey yapmadım. Bu kadarı fazla artık. Eğer üzüntüden dert sahibi olacak biri varsa o da benim baba. Türkan Hanım güçlendi. Parayla palazlandı. Ayağa kalktı. Onun yaptığı her şeyi hoş görüyorsunuz. Neymiş? Derya gizlice evlenmiş. Babasından gizli kocaya kaçmış. Ne olmuş yani? Türkan ablam da gizlice evlendi. Niye ona bir şey demiyorsun? Niye ona sırtını dönmüyorsun? Ne dedin sen? Bilmiyormuş gibi yapma. Kartal Bey'le evlenmiş kızın. Hem de senin rızanı almadan baba. Ama hep günah keçisi Derya, değil mi? Buyurun. Hayrola? Türkan Hanım pazarlık yapasın diye seni mi gönderdi? Yemin ederim onun haberi yok. Rüçhan Hanım, Türkan Hanım'a haksızlık ediyorsunuz. Sakın bana onu savunmaya kalkma. Ben onun ne olduğunu gayet iyi anladım. Buldu tabii kendisine zengin bir koca, hayatını yaşıyor. Onun Defne ile neler yaşadığını ben biliyorum. Defne ile çok zor günler geçirdi. Çok üzüldü, çok ağladı Türkan Hanım. Ben şahidim. Defne'nin boynu bükük kalmasın diye evlendi o adamla. Bırak Allah aşkına. Somer çok yalvardı ona beraber gidelim diye. Kabul etmedi hanımefendi. Ayrıca Defne'nin bir babası var. Türkan Hanım kendisine baksın. Bu ihanetinin bedelini çok ağır ödeyecek. Türkan Hanım aşkına da sevgisine de ihanet etmedi. Somer Bey çekip gittiği gün nasılsa hala aynen öyle. Ne demek bu şimdi? Kartal Bey ile evlendi. Evet. Ama aynı odada uyumuyorlar. Karı koca olmadılar. Sen nereden biliyorsun? Başlarında mı bekledin? Laf. Her sabah erkenden o eve ben gidiyorum. Kartal Bey'in salondaki yatağını ben topluyorum. Bir kere bile aynı odadan çıktıklarını görmedim. Bir gün bile beraber uyanmadılar. Adamcağız kendi kıyafetlerini almak için bile odaya girmeden önce Türkan Hanım'dan izin alıyor. Ya bu kormanlar nasıl kazanıyor ihaleyi? Girmeyeceklerdi ki. Girmişler Kartal Bey, ben de anlamadım. Sonuç olarak kaybettik. Sen Türkan'a haber verdin mi? Yok, bilmiyor. Siz konuşmadınız mı hiç? Hayır. Ben onunla başka bir şey konuşmaya hazırlanıyorum. Merak etmiştir ama ihaleye çok hazırlanmıştı. Bir söyleyin isterseniz.
Alo. Türkan. İhale için rahatsız ettim seni. Belki bilmek istersin neticeyi. Alamadık, kaybettik. Anladım, hayırlısı olsun. Sesin neden öyle geliyor? Neredesin sen? Hastanedeyiz. Ne? Defne'nin ateşi çıktı. Düşüremediler. Bir türlü yatıyor şimdi. Hangi hastane? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ne haber baba? İyiyim. Yani ben iyiyim de. Asıl senden ne haber? Yüzün gülüyor. İhaleyi aldık. Biz kazandık. İyi de nasıl oldu bu iş? Daha başlangıç baba. Göreceksin. Yavaş yavaş bitireceğim o adamı. Tebrik ederim oğlum. Bundan sonra eline attığın her şeyi alacaksın. Kazanma sırası sende. Rüçhan, gene ne geçiyor aklında? Ha, ne demek istiyorsun? Müsaadenle oğlumla biraz özel konuşayım. Hı? İyi. Hadi oğlum gel. Gel gel. Türkan, nasıl Defne'nin durumu? Düştü mü ateşi? Ne diyor doktor? Her türlü tetkiki yaptılar. Enfeksiyon yok, bir şey yok. Bir türlü ateşi düşüremiyorlar. Anlamadım ki. Defne'm. Yavrum ateşler içinde yanıyor. Defne'm. Canım kızım, ne oldu sana? Babacığım. Buradayım kızım. Babacığım, lütfen gitme. Beni bırakma bir daha. Lütfen. Defneciğim, şu an buradayım. İyileşene kadar ayrılmayacağım yanından. Ama sonra... Belki uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda kalabilirim. Sen de annenle eskisi gibi... Bırakmayacak seni bir tanem. Bizi bırakmayacak. Hiçbir yere gitmeyecek. Hep yanımızda olacak. Sen üzülme, tamam mı? Hala anlamadın mı oğlum? Türkan senin, sana ait. Aralarında hiçbir şey yaşanmamış. Sen benimsin Türkan. Ben bu kurşun yaralarıyla yine sana geleceğim. Sen iyileştireceksin. Sen saracaksın yara. Çünkü ilacım da, çarem de sensin. Sen benimsin Türkan. Bunu kocan olacak o adama da ispatlayacağım. Somer yeni gelmedi. Geri geldi. Taşıdığın o kalbin, o gözlerin bana ait olduğunu anlayacak Kartal. En büyük sınavın olacağım senin. İhanet neymiş? Kim hak etmiş? İkiniz de göreceksiniz. Evliliğin en büyük sınavı ihanet olacak. Bize, aşkımıza ne kadar direnebileceksin Türkan? İkimiz de yaşayıp göreceğiz. O yasak meyveye kim uzanacak? Kim kazanacak? Hodri meydan. Hodri meydan. Sen 5 yıl önce bir yemin etmiştin ya. Bu da Somer'in yemini olsun. Efendim dönüş. Ablacığım müsait misin? Defne'nin biraz ateşi vardı. Acile gittik, şimdi eve dönüyoruz. Aa, geçmiş olsun. Kötü bir şey değil, değil mi?
Yok yok, düşürdüler ateşini, merak etme. Peki. Abla şey... sen benimle bir buluşur musun? Ama canım, Defne'yi bu halde bırakıp gelemem şimdi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Defne'yi bize bırakırsın. Halan bakar ona. Sen benim dediğim yere gelirsen... Sen neredesin ki? Evdeyim ben ama çıkacağım şimdi. Sen Defne'yi bırak bize. Halam ilgilenir. Dönüş, merak ettim şimdi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Abla, lütfen gelir misin benimle buluşmaya? Nereye geleyim? Ablacığım, aşağıdaki parkta buluşalım. Orada görüşürüz seninle. Tamam canım, geliyorum. Bu yaptığını İlyas'a unutmayacağım. Umarım iyi bir şey için yalan söylemişimdir. Her şey yolunda değil mi Sümer abi? Senin için endişelenmene gerek yok. Her şey yolunda. Ben ablana bir sürpriz yapacağım sadece. Ha, bu arada. Defne size emanet. Ne o kartalı ne de Figen'e teslim etmeyin kızımı. Tamam mı abiciğim? Tamam da... Somer. Senin ne işin var burada? Beni bekliyordun. Geldim. Ah Dönüş ya. Yine oyunlarını alet ettin kızı değil mi? Ha, bravo. Somer, ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Gidiyoruz. Seninle hiçbir yere gelmem ben. Sana fikrini sormadım. Somer, bırak. Bırakır mısın kolumu? Ne yapıyorsun? Somer, ne yapıyorsun? Bırak. Somer, bırakır mısın kolumu? Bırak diyorum sana. Somer. Ya, bırak dedim. Artık yeter. Somer, bırak. Bırak, ne yapıyorsun? Somer. Ya Somer, ya Somer, ne yapıyorsun? Bırak beni, bırak! Somer, bırak dedim. Somer, ne yapıyorsun? Somer, bırak, ne yapıyorsun? Aç dedim Somer! Somer, ne yapıyorsun ya? Polis arıyorum, sen gör. Somer, yalvarırım, bırak! Bırak gideyim, nereye götürüyorsun beni? Ait olduğun yere.